Ve gelelim Çiftlik Bank'ın tosununa. Görelim mi fotoğraflarını? Artık herkes tanıyor. 80 bine yakın insanı dolandırdı. Uruguay'a kaçtı. Ama hikaye bir türlü bitmiyor. Hikayenin o kadar çok devamı var ki. Bugün mesela bu tosunun tutuklanan eşi ifade verdi. Dedi ki paraları günübirlik yiyorduk dedi. Tosun'un yaptıkları dolandırıcılıktan 10 yıl yatan Titancı Kenan diye bir adam vardır. Onu bile şaşırttı. Vallahi billahi ben bile bunu bu kadarını yapamazdım dedi Titancı Kenan. Bir haftadır çıkan dedikodulara kulak vermediğiniz için sizleri alkışlamak istiyorum. Evet, Çiftlik Bank ailesi, kendinize daha kuvvetli bir alkış. Böyle dedikten sonra Uruguay'a kaçtı. Paraları soranlara da işte bu çekmeceyi gösterdi. Kazançlarını bereketle eyle. Çıksın gelsin ne şekil ödeme yapacaksa yapsın. Para verdiniz siz buraya. 50 lira. O paraların akıbetini ise Tosun'un tutuklanan eşi Sıla Soysal anlattı. Söylediğine göre ilk parayı 16 yaşında bir çocuk yatırdı. Üye misiniz? Evet. Neye güvendiniz siz? Niye yani burada size inandırıcı olan ne oldu? Bu kadar insan aptal olamayacağını düşündük. Sistem sonradan katılanların parasını eskilere vererek ilerliyordu. Sonunda çöktü. Bulaşıkçılıktan overlockçuluğa, rapçiliğe koşan Tosun topladığı paralarla yok oldu. Ya Allah, bismillah. Kimse panik yapmasın. Şu anda bakanlığa baskı yapıyoruz. Uruguay'da çektiği videolarla ortaya çıktı. Bütün problemler çözülecek. Bunlar gelip geçici şeyler. Önemli olan birlikte olmamız. Hala iddialıydı. Üstüne internetten aldığı bu para dolu çekmece videosunu paylaştı. Dalga geçti. Hayırlı haberlerle yine buradan paylaşacağız. Teşekkürler, her zaman layık olmak için çalışmaya devam. Jet Fadıl'a da Doğu hayat bulacak, Türkiye kalkınacak. Titancı Kenan Şeranoğlu'na da rahmet okuttu. Sizin kazancınız ne kadar şimdiye kadar? Fena değil. Bir gün şikayet var şu anda. Ne iddiayla şikayet oldu efendim? Dolandırıldığını hissetmiş. Dolandırıcılıktan 10 yıl hapis yatan Titancı Kenan Şeranoğlu, ben bile böylesini görmedim. Krallar gibi kaçıp gidiyor. Böyle üç kağıt yapmak lazımmış dedi. Türkiye'de tarım ve hayvancılığın tekrar eski haline gelmesini istemeyen kişilerle Kudüs'ü başkent ilan eden kişiler aynı kişilerdir. Emin olun.